kaza neden oldu, hava kötüyse helikopter nasıl havalandı, düştükten sonra sinyal de göndermeli helikopter, neden? İşte tüm bu merak edilenleri öğrenmek için bir bağlantı yapacağız şimdi. NTV ekibinden Özgür Yılmaz, emekli pilot albay Ercan Caner'in yanında, sözü onlara bırakalım. Özgür. Evet, İran Cumhurbaşkanı reisinin de aralarında olduğu 9 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazası ile ilgili yanıt bekleyen birçok soru var. Konuğumuz Türkiye'de sivil ve askeri helikopterler konusundaki en önemli isimler, en önemli uzmanlar arasında 40 yıllık bir deneyimden bahsediyoruz. Emekli albay ve test pilotu Ercan Caner. Efendim, dünden bu yana kazayla ilgili birçok konu ele alınıyor. Öncelikle şuradan başlayalım isterseniz. Helikopter yaşından başlayalım. 50 yaşından büyük olduğu tahmin ediliyor bu helikopterin. Siz yıllarca görev yaptınız. Birçok yerde görev yaptınız. Siz olsaydınız komutanın başında böyle bir helikoptere bu şekilde bir heyeti bindirir miydiniz efendim? Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum bu fırsatı. İran halkının başı sağ olsun, onu da unutmayalım. Soruya aslında çok kısa ve net bir yanıt vereceğim. Ben sorumlu olsaydım bu uçuşa müsaade etmezdim. Sorumlu pilot olsaydım, birinci pilot, kaptan pilot olsaydım ve bu uçuşu yapmazdım. Neden? Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi devlet başkanı, dışişleri bakanı, devrim muhafızları komutanı, Azerbaycan, Doğu Azerbaycan vilayeti valisi. Biz şöyle yaparız, orduda şöyle yapardık, hala da öyle yapılır. Kritik personeli aynı hava aracına planlamayız. Örneğin bir helikopterle, bir takım bir helikopterle bir yerden bir yere gidecekse takım komutanı ve manga komutanları aynı helikopterde olmaz. Tabii, bu helikopterin yaşı nedeniyle bu şekilde bir personeli bu helikoptere bindirmezdim diyorsunuz. Evet, yaşı konusunda şöyle detaylandırmak istiyorum. Aslında hava araçlarının yaşı olmaz. Hava araçları derken helikopter ve uçakları kastediyorum. Hava araçları üzerinde ömre, yenileştirmeye tabi ve durumlu malzemeler vardır. Adı üzerinde ömre tabi malzemeler zamanı gelince hava aracından sökülür, yenileri takılır. Yenileştirme depo seviyesi bakım kademesine alınır, yenileştirmeye tabi tutulur ve devam eder. Duruma tabi malzemelerde örneğin korozyon yoksa gözde çeşitli tahribatsız kontrol yöntemleri vardır. Kontrolü yaparsanız bir problem yoksa o hava aracı uçmaya devam eder. Hava aracının yaşı yoktur. Yaşlı hava aracı olmaz. Ama İran özelliğine baktığımızda Amerika'nın ve müttefiklerinin uyguladığı ticari ekonomik ambargolar nedeniyle tıpkı 2018 yılı Şubat ayında ATR-72 bir yolcu uçağı yine ambargo nedeniyle yedek parçalara ulaşamaması nedeniyle o yolcu uçağı yine sis ve kötü hava şartlarında dağa çarptı ve 65 kişi öldü. Ya bu uçakta bu helikopterle ilgili de bu uçakta olduğu gibi bir yedek parça sorunu ya da bir yenilememe sorunu olabilir mi? Yani büyük bir ihtimalle hani şu aşamada kaza kırım raporu ortaya çıkmadan bir kesin ifadelerle konuşmak, ama 50 yaşında bir hava aracını takdir edersiniz orijinal üreticisi ki Bell helikopter firması, artık Amerikan firması artık bu helikopterleri üretmiyor. Bunun acaba motorunu, o kritik parçalarını nereden buluyorlar merak ediyorum. Peki, bu soru işaretleri mutlaka yanıt bulunacaktır. Şimdi dün helikopter saat 15 sıralarında kayboldu ve kaybolduğu saatten itibaren de sinyal alınamadı. Evet. Şunu soralım, helikopterler böylesi bir durumda sinyal vermez mi? Ya da bu helikopterden niçin sinyal alınamadı? Evet, hava araçlarının yine özellikle vurguluyorum, ister uçak ister helikopter böyle bir sinyal verebilmesi için üzerinde emergency locator transmitter, acil durum almaç gönderme cihazının olması gerek. Geçmişte biz de çok acı bir şekilde bu olayı yaşadık. Ayrıntılarına girmek istemiyorum. Ama helikopterin yaşını vurguluyorsunuz. Eğer bu hava aracına devlet başkanını uçuran bir VIP helikopteri olmasına rağmen gerekli modifikasyonlar yapılmamışsa, sorduğunuz soruda ELT cihazı, o basit ELT cihazı takılmamışsa
sinyal vermez. Bu ELT cihazları pilot bir yere zorunlu iniş yaptığında manuel olarak devreye sokulabilir veya yere sertçe çarptığında, örnekte son olayda olduğu gibi, belli bir G şiddetin üzerinde otomatik olarak devreye girer ve uydu üzerinden arama kurtarma merkezine sinyali gönderir. Tek bir sinyal dahi o helikopterin, hava aracının yerinin belirlenmesine yeter. Neden sinyal yok? Yoktu. Bravo. Aynı şeyi söylüyorsunuz. O zaman buradan şunu anlıyoruz. O helikopterde, düşen helikopterde, evet, bu cihaz, evet, yoktu. Olsaydı helikopter bu şiddette çarptığı anda sinyal yollayacaktı ve yeri bulunacaktı. Evet. Buradan o sonuç çıkıyor. Peki şimdi yedek parçalardan bahsettiniz. Tabii ki bunlar çok önemli. Bir de hava şartları var. Hep konuşuluyor. O da dünden bu yana hep gündemde. Olumsuz hava şartlarında, böylesi bir hava şartlarında helikopter, bu şekilde bir helikopterin yola çıkması normal mi? Evet. Şimdi özellikle helikopterler diyelim, alçaktan uçan, görerek şartlarda meteorolojik şartları çok iyi, uçuş öncesi meteorolojik şartları çok iyi değerlendirmeli. Neden? Çünkü uçuş esnasında taze meteorolojik bilgilere ulaşma imkanınız her zaman yok. Seyir sefer kolaylıkları dediğimiz VOR'da NDB gibi pilotun nerede olduğunu, efendime söyleyeyim, yine radar kapsama alanında olmadığı için pozitif kontrolünde olmadığınız, yani arazide kendi başınızasınız. Meteorolojik şartlar böylesine kötüyse, yine ilk sorunuza dönüyorum. Komutan olsaydım, sorumlu olsaydım bu uçuşa müsaade etmezdim. Eğer sorumlu pilot, kaptan pilot, birinci pilot olsaydım bu uçuşu yapmazdım. Bu uçuşa herhangi bir şekilde çıkıldı. Çıktık. Uçuşun her safhasında durumsal farkındalık çok önemli. Biz helikopter kazalarının bütün dünyada en büyük faktörleri %37 oranında uçuşta kontrol kaybı, %31 oranında da controlled flight into terrain, kontrollü uçuşta araziye çarpma. Ki son olayda benim değerlendirmelerime göre kontrollü uçuşta araziye çarpma. Ne demek kontrollü uçuşta araziye çarpma? Hava aracı, helikopterin bütün sistemleri normal, motor, aviyonik sistemler, pilotlar kendinde herhangi bir rahatsızlık, hiçbir şey yok. Ama buna rağmen gidip dağa çarpma. Neden kaynaklanıyor? Görerek şartlarda uçarken birden görmeyerek şartlara, yani sis ve bulutun içinde inadvertent IMC conditions, beklenmeyen şartlarda alet uçuş şartlarına girmek. Ne oldu? Araç olsaydı belki pilotun önünde, belki de bilmiyoruz tabii ki, o dağlı tepeyi gösteren. Bravo. Bir ön alma, ona ön almasını sağlayacak bir sistem. Ne mesela? Arazi, yer çarpmayı önleyici sistem veya geliştirilmiş yere yakınlık uyarıcı sistemler. Bunlar olsaydı pilot, eminim, durumun giderek daha da kötüleştiğini fark edecekti ve helikopterlerin en büyük avantajı, durum kötüleşiyorsa mümkün olan en kısa zamanda en uygun şekilde bir yere in. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum ben de. Evet, 9 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazası ile ilgili şüphesiz yanıt bekleyen birçok soru var. Uzman ekipler bu konuda inceleme yapacaklar ve bir rapor hazırlayacaklar. Ancak konu tartışılmaya devam ediyor. Gündemde olan o soruları işin uzmanıyla konuştuk. Ayrıntılar bu şekilde.